Biz geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık. Aynı zamanda temelini de sağlamlaştırdık. Kahramanmaraş İşkur İl Müdürü Ali Yüce kente görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Yüce kurumun 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 16.459 kişi kurumumuz aracılığıyla İşkur aracılığıyla özel sektör iş yerlerinde işe yerleştirilmiştir. Yüce 2018 yılında toplum yararına programlar kapsamında 4.517 kişinin istihdam edildiğini ifade etti. Toplum yararına programlar özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma, kamusal altyapının yenilenmesi, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, okulların temizliği ve çevre düzenlemesinde çalıştırdığımız yılda en fazla 9 aya kadar asgari ücretten maaşını, tam zamanlı sigortasını yatırdığımız ve bunların tüm giderlerinin kurumumuz tarafından karşılandığı programlardır. Bu programlar kapsamında da 4.517 kişi kurumumuz aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiştir. Yüce İşbaşı Eğitim Programları hakkında da bilgiler verdi. 2018 yılının son haftasına girdiğimiz şu ana kadar 1272 programda toplamda 4302 kişiyi bu kapsamda özel sektör iş yerlerimizde çalıştırdık ve bunların maaşlarını bahsettiğim 3, 6, 9 aylık sürelerle kurumumuz karşıladı. Bunun kurumumuza maliyeti de 26.291.702 TL. SGK primi ve bundan sonraki uygulanacak teşvikler bunun içinde dahil olmamak kaydıyla böyle bir bütçeye tekabül etmektedir. Teşviklerin 2019 yılında da artarak devam edeceğini belirten Yüce, kamuoyundan asgari ücrete yönelik olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız yine 2019 yılında da bu teşviklerin artarak, çeşitlendirilerek devam edeceğini kamuoyuna Sayın Bakanımız tarafından da açıklanmıştır. 2019 yılında da gerek işbaşı eğitim programı, gerekse ilave istihdam teşviki, özellikle toplumun dezavantajlı kesimleri diye atlettiğimiz engelliler, eski hükümler, uzun süreli işsizler, kadınlara yönelik 2018 yılında da uyguladığımız projeler artarak ve kat be kat yenileri de buna eklenme kaydıyla devam edecektir. Kamuoyundan çok asgari ücretle ilgili olumlu geri dönüşler almaktayız. İnşallah bu teşviklerle işverenimize getirilebilecek bu ek yüklerin hafifletilmesi, zaten kısmen de şu anda teşviklerimizde biz bunları paylaşıyoruz. Ortak kurum olarak bunları ortak göğüslüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yükün hafifletilmesi yönünde hükümetimiz, devletimiz elinden geleni yapıyor ve fazlasıyla yapacak. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat birkaç kalem adı altında kamuoyuna müjdeledi.